Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğneler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Sağ alt köşede kırmızı abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet size şimdi arkadaşlar çok zarif bir model göstereceğim. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Yine iğneden tığ çok zarif bir model. Yapımı da o kadar kolay arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İkişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz. Sonra sık iğne ile yapmış olduğumuz bir tane tığ battının içine giriyoruz. İki zincir çekip bir defa tığın başını doluyoruz. 2 2 şeklinde buraya bir trabzan yapıyoruz. Trabzanımın üzerine 4 zincir. 4 zincirimi trabzanımın arasına girip bu şekilde bir tomurcuk yaptım. 1 2 zincir. Ve yandaki tığ battıya bu şekilde kapatıyorum. Evet arkadaşlar, ara suyumuz 5 tane oldu. Bir tane daha yapalım. Normalde de arkadaşlar sizler yaparken de 6 tane yapın. Örneğimiz çıtı pıtı bir model olduğu için fazla aralay kaçmayın arkadaşlar. Güzel durmaz. Yine iki zincirimi çekip bu şekilde tomurcuklu trabzanımızı yaptık. Şimdi arkadaşlar iki zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıya girerek bir tane tığ battı yaptım. Yine iki zincir yandaki tığ battıma girip buraya iki tane tığ battı yaptım. Ara suyumdan sonra iki tığ battı. 5 zincir. 5 zincirimi çektim, dönüyorum ve bir tane atlayıp ikinci tığ battıma bu şekilde kapattım. Bir zincir çektim, döndüm. Buradaki yuvanın içine girip kapattım. Şimdi arkadaşlar 4 zincir çekiyorum. 2 defa tığımın başını doladım. Yuvaya girdim. Bu 5 zincirli yuvaya girdim. 1 2 2 2 Bu şekilde bir trabzan yaptım. 5 zincir 5 zincirimi yuva olarak arkadaşlar bu çiçeklerime yuva olarak kapattım buraya. Tekrar 4 zincir yuvaya kapattım sık iğne yaparak arkadaşlar bu şekilde yuvamızın birini hazırladık yanın aynısından bir tane daha yapıyoruz 4 zincir iki defa doladım bu 5 zincirli yuvaya girdim 1 2 2 2 5 zincir kapattım arkadaşlar trabzanın arasına bu şekilde ikinci yuvam için 4 zincir çekip kapatıyorum. Evet arkadaşlar sadece bu tomurcuk kısmında yani çiçeklerimiz için yuva yaptığımız kısımda 5 zincir. Kenarlarını 4 zincirle yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu buradaki zincir çekmeye başladığım tığ battının seviyesine geri indiriyorum arkadaşlar. Aynı seviyede olması için tüm şekli durmaması için ve iki zincir çekip Buraya bir tane tığ battı yapıyorum. Tekrar iki zincir bir defa doluyorum. Şimdi ara suyu yapımına geçiyorum. 2 2 alarak bir trabzan yaptım. 5 4 zincir. Tomurcuk olarak kapattım buraya. 2 zincir bu şekilde arkadaşlar kapatıyorum tığ battıma. Bir tanesini yaptık. Tam 6 tane yapıp ara vereceğiz arkadaşlar. Şimdi biz örnek amaçlı olduğu için koparacağımız için arkadaşlar 2-3 tane yapıp bırakmak istiyorum. Tekrar 2-2 aldım. 4 zincir kapattım trabzanımı. 2 zincir hemen yandaki tığ battıma kapatıyorum. 2 zincir bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2-2 Tekrar 4 zincir bu şekilde trabzanımın tomurcuğu oluştu. İki zincir kapattım bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi üç tane örnek amaçlı olduğu için verdik. Zaten verilmesi gereken arayı burada altı tane verdik sizler için. Bu şekilde şimdi çiçek kısmına geçelim arkadaşlar. Sarı ipimizi tığımıza tutturduk arkadaşlar bu şekilde. Bu ilk yuvamızın içinden giriyoruz bu şekilde. 5 zincirli yapmış olduğumuz yuvanın içine girip sarı ipimizi sık iğne tutturduk. Bu şekilde arkadaşlar şöyle dibine çekeyim. 6 tane zincir. 6 zincirimi kapattım yuvama. Bu şekilde. Tekrar 6 zincir. 2. kirpik olarak kapattım buraya. 6 zincir. Bu 5 zincirli yuvayı arkadaşlar kirpik yapıyoruz. Tekrar 6 zincir kapatıyorum. Kirpik adedimiz 5 tane olacak arkadaşlar. Bir tane daha yapıyorum. 6 zincirimi kapattım. Yuvaya. Evet. Bir tanesini hazırladık arkadaşlar yuvamızın. Köprü için 4 zincir. 4 zincirimi çekip buradaki öbür yuvamın bu 5 zincirden yapmış olduğumuz yuvanın içine sık iğne ile geçiyorum. Şimdi arkadaşlar buraya 8 zincir çekip 6 7 8 zincirimizi çektik. Dönüyoruz. Bu şekilde bir köprü yaptık arkadaşlar. Ve bir zincir çektim, döndüm. Buraya bir sık iğne yaptım sikine yapmamın amacı arkadaşlar şu yapacağımız kirpiğin şöyle düzgün durmasını istiyorum. Buraya yine 6 zincir. Kapatıyorum bu şekilde. 6 zincir. Ve buraya bu şekilde kapattım arkadaşlar. 2 oldu. 1 2 3 4 5 6 zincir. 3 1 2 3 4 5 ve 6 4. kirpik olarak buraya kapatıyorum. Evet arkadaşlar yine 6 zincir. Ve 5. kirpik sonuncu kirpik olarak bu şekilde kapattım. Şimdi arkadaşlar burada 3 zincirimiz kaldı. Biz de 3 zincir çekiyoruz ve buraya birinci kirpik olarak kapattık yeşil yuvamızda şu üçüncü kirpiğimizi arkadaşlar bu şekilde birinci kirpik olarak başladık 5-6 zincir kapatıyorum buraya ikinci kirpi 1 2 3 4 5 6 zincir üçüncü kirpik olarak kapattım yuvaya bu şekilde 6 zincir kapatıyorum arkadaşlar evet 4 oldu 6 zincir ve sonuncu kez kirpiğimi buraya kapattım arkadaşlar bir tane de zincir çekiyorum bu şekilde ipimi koparıp yakıp geleyim arkadaşlar Evet arkadaşlar Modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Çok zarif bir model. Böyle tülbentinizin içindeki renklerden alık yapabilirsiniz. Çok zarif bir model. Yine iğne ta. Hem zarif hem de yapımı o kadar kolay arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.